Saatler günü sigara ömrü azaldır. Bir daha içmeyelim arkadaşlar. Kaç? Ne içmiyorum ha? Sigaranı söndür, hayatını güldür. Sigara içiyordum. Manisa'da çıktım devlet hastanesinde. İyi al. Dedim bir sigara bulursam bir yiyeceğim. İçmeyeceğim, yiyeceğim dedim. Şu odaya vardım, sigara kokuyor. O da yasak. Sen doktorsun ya, hastanın arkasından şey gönderiyorsun. Adam. Bu içiyorsa çıkartıyor. Ondan sonra kapıyı vurdum. Tık tık kadın çıktı. Ne yapayım? Sus dedi. Beyim ölecek de sigarayı bıraktı dedi. Doktor serbest bıraktı dedi. İki oda öbür tarafa gittim. Burada içiyor. Onu da vurdum. Çıktı. Bu da yanımda. Dedim. Ne dedim? Ölecek dedi. Daha 35 yaşında. Böyle. Ama doktor serbest bırakmış. O da bir insan. Ölecek ya. Ulan dedim. Arabaya el biner. Aradığımı da el alır. Ben bu sigarayı bırakacağım dedim. 7 sene önce sigarayı bıraktım. Tekrar geri başladım. Başladığım için rahatsız oldum. Tekrar hastanede yatmaktayım. İçmeyin. Sigara bir mektuptur. Parasını el alır. Dumanın yeri alır. Zehri bize kalır kardeşim. Sigarayı bırak. Yatamaya bak. Gözü korusun bu sigara icadelerin. Bakar, kurban olurum sana. Oğlum sigara içti, bol içti. Ben de dumanından o savurdukça dumanı beni kavurdu. He. Beni kavurdu, bu derdin sahibi iledi işte. Yineyim, o gelişti, derdi oldu. Ben de içmeden dıştan derdi oldum. Nefes zorlarım kapandı, indi kaldım. Ne sıkıntı var? İndi kalp var, göğüs ağrısı var, nefes darlığı var. Ben aşağı yukarı 35 senedir falan günde 2 paket sigara içiyorum. Yaşım 59 ama şu anda kendimi 75-80 yaşında hissediyorum. Dermanım yok. Ağrılar var, bütün damarlarımı tıkadı. Bir sene içerisinde 3 sefer kalp acısı oldum bu sigaranın yüzünden. Şu anda da içiyorum, bir türlü bırakmadım. Sigara içmeyin, kanseri içine çekmeyin. Sigara içip sağlığınızı ve güveninizi tehlikeye atmayın bence. İştah ve kilo kaybınız varsa bir hekime başvurunuz. Geçmeyen ve giderek artan öksürük, kanlı balgam ile ilgili bir şikayetiniz varsa göğüs hastalıkları kliniğine başvurunuz. Sigaranı söndür, yüzünü güldür.